Hazır mıyız Kayseri? Hazır mıyız? Hazır mıyız? O geliyor. Gazze'nin sesi geliyor. Kahire'nin sesi geliyor. Dünya mazlumlarının gür sesi geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Kulmadık hiçbir kula, meyletmedik sağa sola, baş koymuşuz aynı yola, sevdam, sevdamızdır bizim. İşte suskun dünyanın hür sesli lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Biz sizlere gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kayseri 10 Ağustos 2014 seçimlerinde %66 gibi fevkalade yüksek bir oranla tercihini şahsımdan yana kullandı. Bu güveniniz, itimadınız, teveccühünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Evet, şurada bir sürpriz var. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Kayseri'nin gönlünde bir yiğit başkan vardır. Evet. Bu sürprizi yapan Kayserili kardeşlerime, tüm Kayserililere şükranlarımı sunuyorum. Buradan tüm ilçelerdeki, mahallelerdeki, köylerdeki Erciyes'in yiğit evlatlarına sevgilerimi yolluyorum. Bize bir kez daha kucağını açan, yüreğini açan Kayseri'ye coşkusu için, Kadir Şinaslığı için teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim kılsın. Değerli kardeşlerim, bugün burada toplam yatırım tutarı 458 trilyon lira olan 50 ayrı eserin kamu, belediye ve özel toplu açılışını yapıyoruz. Eğitimde Melik Gazi İmam Hatip Lisesi'nin anladım. Yahyalı Kız Meslek Lisesi'nin
Koca Sinan Anadolu Lisesi'nin Bünyan 200 öğrencili orta öğretim pansiyonunun da aralarında bulunduğu 17 ayrı eğitim tesisinin resmi açılışını yapıyoruz. Erciyes Üniversitemiz İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Binası inşaatı bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Talas'ta Melik Gazi Kız Yurdu'nu, Pınarbaşı'nda 250 kişilik bir öğrenci yurdunu, Felahiye'de kapalı spor salonunu tamamladı. Bu eğitim ve spor yatırımlarının resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tabii bu arada Kayseri Spor yeniden Süper Lig'e çıktı. Fakat Kayseri Erciyes'te ne yazık ki evet PTT Lig'e şu anda indi. Ama ben bu Kayseri'yi anlamıyorum. Biri çıkıyor, biri iniyor. Biri çıkıyor, biri iniyor. Herhalde burada bir hikmet var. Hiçbir zaman boşta bırakmıyor. Herhalde burada bir ekonomik anlayış var. Öyle değil mi? Evet. Ben Kayseri Spor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Evet, Kayseri Erciyes'e de artık yeni dönemde PTT Lig'de başarılar diliyorum. Kardeşlerim, Sağlık Bakanlığımız şehrimize 5 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlık merkezi ve sağlık evi bu vesileyle kazandırılmış oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Develi Kezban İbrahim Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi'ni tamamladı. İçişleri Bakanlığımız Mülteci ve Sığınmacılar Kabul ve Barınma Merkezi kurdu. Merkezde ve Yahyalı'da Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binaları inşa edildi. Bu yatırımların resmi açılışlarını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. TOKİ Erkilet'te 688 adet iş yerinden oluşan mobilya kenti kurdu. Ayrıca yine TOKİ 280 konutun inşasını tamamladı. Kayseri üzerinden gerçekleşen transit araç trafiğinin rahatlamasına büyük katkısı olan Boğaz köprülerinin inşası iş takviminden önce bitirildi. Ayrıca Garipçe Köprülü Kavşağı da tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Melik Gazi Kıranardı Göleti ile Bünyan Hazarşah Göleti sulamasını şehrimize kazandırdı. Bu yatırımların resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Belediyelerimizin tamamladığı önemli hizmetler var. Büyükşehir Belediye'miz 50 trilyon liralık bir yatırım olan katı atık depolama tesisini, geleneksel Kayseri evlerinin inşasını tamamladı. 30 yeni otobüsü hizmete sundu, şu anda arkamda duruyor. Melik Gazi Belediye'miz sosyal tesis, 32 sosyal konut, sokak düzenlemeleri, sağlık ocağı, park, futbol sahası, spor salonu gibi pek çok yatırımı tamamladı. Bu belediye yatırımlarının da resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin örnek sanayi ve ticaret şehri Kayseri'ye gelip de özel sektör yatırımlarının açılışını yapmadan gitmek olmaz. Özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan 44 trilyon liralık bir yatırım olan krom işleme tesisiyle 15 trilyon liralık bir yatırım olan plastik ambalaj çemberi üretim tesisinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tüm bu yatırımların Kayseri'mize, Kayserili kardeşlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle müsaade ederseniz bir ceketi çıkarabilir miyim?
Biz sizlerin bu noktadaki muhabbetine, sizlerin ilgi alakasına, bu sıcakta, bu gösterdiğiniz nezakete hayır diyemeyiz. Ve ben bu yatırımların Kayserimize kazandırılmasın diye emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Kayseri hizmetin kıymetini çok iyi bilir. Çünkü Kayseri üretmenin, çalışmanın anlamını çok iyi bilir. Bakınız, geçtiğimiz 12 yılda tabii başbakanım, başbakanlığım döneminde ne yaptıklarımızı anlatmak istiyorum. Kısa özet, fazla sizleri sıkmayacağım. Niye biliyor musunuz? Birileri Jack Jack'la konuşuyor. Gelince diyor, memura şunu vereceğim, bunu vereceğim diyor. Çünkü bunların sırtında boş yumurta küfesi var. Ama bizim sırtımızda dolusu var. Şimdi bunlar bunları söylerken şunu yaparak bunu yapacağım demiyor. Ya evet, başında olduğum iktidarın 27,5 milyar dolar Merkez Bankası rezerviyle aldık. 122 milyar dolara çıkardık. Onu nasıl boşaltırız? Bunu düşünerek söylüyorlar. Çünkü geçmişte bunları gördük. Böyle boşalttılar. 40 küsür banka böyle boşaldı. Hatırlayın. Kardeşlerim, isim vermek istemem ama şu anda Cumhurbaşkanı olarak da milletin tarafında olan bir insan olarak bir şeyi söylemem lazım. Ben her partiye eşit mesafedeyim. Gönlümde bir aslan yatıyor, ayrı. Ancak bana diyorlar ki tarafsız olması lazım. Ben gelirken ne dedim? Ben milletin tarafındayım dedim. Şimdi milletimi aldatmak isteyenlere karşı kalkıp ben tavrımı koymam lazım. Niye? E bakıyorsunuz ki şimdi biz iktidarı kimlerden almıştık gelirken? Üç partiden almıştık, hatırlayın. Değil mi? Bir koalisyondu bu. Bu koalisyonda kimler olduğunu da biliyorsunuz. MHP, DSP, ANAP. Bu koalisyondan aldık. Şimdi ben koalisyonlar zarar verir dediğim zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Ve çok da hakaretler ediyorlar. Herhalde bu ülkede hakaret edilen cumhurbaşkanlarından, nadide olanlardan bir tanesi de benim. Varsın etsinler. Kem söz sahibine aittir. Ben bunlara hakaret etmiyorum. Sadece bunları mahkemeye gönderiyorum. Yargıda bunlara hesabını versinler. Burada Mehmet Aseki kardeşim bol bol sucuk dağıtıyordu. Ben farklı bir uygulama yapmayı düşünüyorum daha sonra. Kardeşlerim, bir şeyi unutmayalım. Bunlar 5 yıllığına görev aldı mı o zaman? Aldı. MHP, DSP, ANAP. Millet 5 yıllığına bunlara görev verdi. Peki 3,5 yıl sonra niye bırakıp kaçtılar? Niye bırakıp kaçtılar? Ya 5 yıllığına bu görev aldın. Devam ettin. Niye devam ettirmedin? Ah benim Kayserili kardeşlerim. Bunlar var ya, Düzce depreminin altında boğuldular. Düzce depreminin altından kalkamadılar. Sakarya'nın altından kalkamadılar. Kocaeli'nin altından kalkamadılar.
Bolu'nun altından kalkamadılar. Biz de deprem gördük. Bingöl depremini gördük. Anında 24 saatte ben ve arkadaşlarım oradaydık. Biz Van depremini gördük. Anında 24 saatte oradaydık. Yeni bir Bingöl inşa ettik. Yeni bir Van inşa ettik. Simav depremini gördük. Anında hemen yeni bir Simav inşa ettik. Hiç bunun ekonomik sıkıntılarını duydunuz mu? Ama onların hepsi yapıldı. Oralarda evler, okullar, hastaneler hepsi yapıldı. Hükümet konağı hepsi yapıldı. Niye? Çünkü biz dürüstlüğün timsaliydik. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunları yapamazdı. Ama Düzce'de, o depremde bile maalesef o günün koalisyon hükümeti ne yazık ki o yolsuzlukların altında eğildi, çöktü. Bankalar aynı şekilde. 40 banka. Değerli kardeşlerim, bunların hesabını versinler ya. Şimdi kalkmışlar bize dürüstlük dersi veriyorlar. Ahlak dersi veriyorlar. Kendisi muhtacı himmet dede nerede kaldı gayriye himmet dede? Bunların durumu bu. Kardeşlerim, bunlar bize milliyetçilik dersi veremez. Bak, biz Göktürk anıtlarına bizzat buradan ta oralara kadar gittim. Karakurum'dan 42 kilometre sahrada biz yol yaptık. Ve orayı açık hava müzesi haline geliştirdik. Şimdi soruyorum, onlar mı milli, biz mi milli? Bitmedi. Şimdi Moğolistan'da yapıyoruz aynı şekilde. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, şimdi orada da Orhun anıtları. Bir tarafta Göktürk, bir tarafta Orhun. Şimdi de o yolu bitirdik. Geçen gün o yolun da açılışı yapıldı. Biz buyuz ya. Balkanlarda biz varız. İşte evladı Fatiha'ın dedik. Balkanlardan hiçbir zaman kopmadık. Mostar Köprüsü, hamdolsun. Fatih Camii aynı şekilde. Sinan Paşa Camii aynı şekilde. Makedonya'ya git bizi görürsün. Kosova'ya git bizi görürsün. Arnavutluğa git bizi görürsün. İşte geçenlerde Arnavutluk'taydım, daha fazla olmadı. Ve şimdi biz Arnavutluk'ta 130 yıl önce namazgah yıkılmıştı bu namazgah. Şimdi o namazgahın olduğu yere biz 5000 kişilik bir cami yapıyoruz. İnşallah 2 yıl sonra bu caminin açılışını yapacağız. Muhteşem bir cami. Başkentin tam merkezinde. Ve aynı gün oradan 30 kilometre mesafede Pirize'ye gittim. Yine ecdadımız Pirize Kalesi'nin içerisine bir mescit yapmış. Ne dedelerimiz varmış be. Ne ecdadımız varmış be. Ta nerelere. Ve yaklaşık 8-10 kilometre dağa tırmanıyorsun. Fakat havaalanından iniyorsun, Pirize Kalesi'ni görüyorsun. Ve camide de o minareyi görüyorsun. Değerli kardeşlerim, Pirize Kalesi'nde orada da sizler gibi İmam Hatipli kızlarımız bize ilahiler okudular. Nereden geldiler? İşkodra İmam Hatip Lisesi'nden geldiler. Şimdi hem bunu yaptılar, bir taraftan da baktım ki şiirler okumaya başladılar. Şimdi mesele bu. Millilik bu. Bunu yapabiliyorsan o zaman konuş. Ve biz IMF'ye ne kadar borç vardı? 23,5 milyar dolar. Ben buradan sesleniyorum tüm Kayserili kardeşlerime.
Bu 23,5 milyar dolar borcu kimden devraldık? Bizden önceki hükümetten devraldık. Bir koalisyon hükümetiydi. MHP vardı, DSP vardı, ANAP vardı. İşte birisi malum şu anda yine var. DSP'de zaten malum. Şu andaki CHP'nin yavrusu. Ve onlardan devraldık. Değerli kardeşlerim. Ve 23,5 milyar doları ödedik mi? Ödedik. Bitti. Şimdi IMF bizden borç istiyor. 5 milyar dolar borç istiyor. Olur dedik, verebiliriz. Veren el alan elden üstündür. Hesap bu. Bunlar halloldu. Kardeşlerim, eğitimde attığımız adımlar, soruyorum. Kardeşlerim, bakınız çok enteresan. Eğitimde attığımız adımlar, 79 senede Türkiye'de yapılan derslik neydi biliyor musunuz? 79 senede 347 bin küsur hatları söylemiyorum. Fakat biz 12 senede ne kadar yaptık biliyor musunuz? 235 bin derslik yaptık. 12 senede. Ah kardeşlerim. Yere sağlam basmayan, ekonomisi sağlam olmayan bir iktidar bunları yapabilir mi? İşte başbakanlığın döneminde biz bunları yaptık. Şimdi de cumhurbaşkanı olarak bunların takipçisi. Ve sadece üniversite, geldiğimizde 76 üniversite vardı. Şimdi bunların üzerine biz 117 üniversite ilave ettik. Kardeşlerim, bakın burası çok enteresan. Artık üniversitemiz olmayan il yok. Millilik bu, milliyetçilik bu. Lafla olmuyor bu iş. İcraatta oluyor. Bitmedi. Kardeşlerim, yüksek öğretim yurt sayısı. Geldiğimizde 190 yurt vardı. 79 senede. Biz buna 12 yılda 343 yurt ilave ettik. Şu anda 533 yurt var. Ya çıkmış ana muhalefetin başı ne diyor? Bir yılda diyor bütün yurt ihtiyacını karşılayacağım diyor. Ya dürüst ol. Dürüst ol. Bu milleti aldatmaya kalkmayın. Bak biz hep meydanlarda şunu söyledik. Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Bunu söyledik. E senin biz SSK Genel Müdürlüğü'nü biliyoruz ya. Hastanelerde çektiğimiz çileleri biliyoruz ya. Ve orada kendin diyorsun, 10 yıl önce diyorsun bak o zamandan 10 yıl önce daha iyiydi diyorsun. Ama işte siyasetçiler bu işi çözmesi lazım diyorsun. Sen ne işe yarıyorsun? Ne demek ya siyasetçiler çözmesi lazım? SSK'nın genel müdürüsün, bir iş yapmayacaksın. Böyle bir şey var mı? Ve bütün bu yatırımlarla beraber hamdolsun Türkiye bu adımlarını yurtlarda dağıttı. Ve bizden yatak kapasitesini, değerli kardeşlerim, 182 bindi, 207 bin ilaveyle 389 bine çıkardık. Ama bir şey yaptık. Biz geldiğimizde ranza sistemleri vardı, ranza sistemini kaldırdık, artık normal yatak buna dönüştürdük. Ve odalarımızda koğuş sistemi değil, bir veya üç kişilik odalar. Şimdi bazı yerlerde bunu dörde beşe çıkarmak zorunda kaldık. Şimdi artıracağız yurtları. Kardeşlerim, her odada tuvaleti, banyosu, çalışma masaları, ayrıca toplu taşıma. Unutmayın,
hiçbir yüksek tahsil öğrencisi kredi veya burs almamazlık yapmıyor. Hepsi alabilir. Kim müracaat ederse alır. Bakınız geçtiğimiz 12 yılda Kayseri'ye yaptığımız yatırım tutarı ne biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, 12 katrilyon 400 trilyon. Ve sağlıkta attığımız adımları Kayseri'de biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 2002 yılında göreve geldiğimizde Kayseri'deki bölünmüş yol ne kadardı biliyor musunuz? 83 kilometre. Biz buna ne ilave ettik? 425 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Biz buysa eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz böyle hizmet ettik. Lafla değil, hizmetle, bunlarla anılacağız. Kayseri artık çevresindeki tüm şehirlere bölünmüş yollarla bağlı. Köprülü kavşaklarla, köprülerle, viyadüklerle, bölünmüş yollarla ulaşım konusunda Kayseri'nin adeta çehresini değiştirdik. Şehrimizi Yerköy üzerinden Ankara'ya, oradan İstanbul'a uzanan hızlı tren hattına bağlamak için çalışmalar da devam ediyor. Havalimanımız yeni iç ve dış hatlar terminalleriyle maşallah yoğun bir şekilde çalışıyor. Havalimanımızın yıllık yolcu trafiği ne oldu? 324 bindi biz geldiğimizde. Sonra nereye çıktı biliyor musunuz? 1 milyon 725 bine çıktı.
sizlerle gurur duyuyoruz ya. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kayseri, 7 Haziran'da inanıyorum ki bu gururumuzu daha da artıracaksınız. Ama durmak yok. Yahyalı, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ben de sinirliyim. Evet, eğitimden bahsediyorduk. Eğitimde hatırlayın. Bir zamanlar işte bu dertliler. Tabii ben de o dertlilerin babasıydım. 4 çocuğum, 4'ü de İmam Hatipliydi. 2 kızım, 2 oğlum. İmam Hatip mezunuydu. Onların okul kapılarından nasıl kovulduğunu biliyorum. Üniversiteye alınmadıkları o günleri hatırlıyorum. Ben de bir İmam Hatip mezunuyum. Ve çok çile çektiler. Ve bu ülkede okuyamadılar. Yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Ama onda da bir hayır vardı. Dünyanın değişik yerlerine İmam Hatipli kızlar gitmek zorunda kaldılar. İmam Hatipli erkek öğrenciler gitmek zorunda kaldılar. Ama ne oldu? Oradan doktor oldular, mimar oldular, mühendis oldular, ekonomist oldular ve bu şekilde tekrar yurda döndüler. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dediler. Peki ne yaptık? Bizi dediler ki siz halledecek misiniz bu işi? Biz dedik ki sabır. Ama sabrettik, zafere ulaştık. Şimdi rahat rahat istediğiniz üniversiteye gidebiliyor musunuz? Orta, lise, tamam mı? Başörtüsü diye bir sorun kaldı mı? Düz liselerde filan onlarda bile sorun kaldı mı? Bak Danıştay geçenlerde kararını açıkladı. Ah ah nerelerden nerelere geldik. Şu anda katsayı problemi var mı? İstediğiniz üniversiteye girebiliyor musunuz? Ama şimdi de bizden bir hak var. Nedir? Sizden başarı bekliyoruz. Çok başarılı olacaksınız. Ve milli manevi değerlerle mücehhez inşallah yeni Türkiye'nin temel taşları olacaksınız. Bunu bekliyoruz. Ve başı açığıyla
başörtülüsüyle inşallah yeni Türkiye milli manevi değerlerle mücehhez bu nesil üzerinde yükselecek. Ben buna inanıyorum. Değerli kardeşlerim, sağlıkta attığımız adımları biliyorsunuz. Hastanelerde çekilen çileleri biliyorsunuz. Biz bütün bu hastaneleri birleştirdik mi? Şimdi şehir hastanelerinde yapıyor muyuz? Bu hastanelere girdiğiniz zaman bütün meseleler inşallah oralarda hallolmuş olacak. Kayseri'deki şehir hastanesinin temelini atmıştım. Şimdi de yükseliyor. İnşallah o da bitecek. İlaçlar. İlaçlarımızı alamıyorduk ya. Anneler bu işi çok iyi bilir. Ama artık böyle bir sorun var mı? Bütün eczanelerden bu işi hallediyorsunuz. Geliyorum şimdi Kayseri'nin yol meselesini söyledim. Ama 79 senede Türkiye'de 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 12 yılda 17600 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bakınız nereden nereye? Sevgili kardeşlerim, İstanbul'da attığımız adımlar var. İstanbullu olan Kayserili kardeşlerim çok iyi bilir. Nedir o? Marmaray. Denizin altından Marmaray'ı yaptık. Yapılamayacağını söylediler. Sevgili kardeşlerim, bizim dedemiz Fatih karadan yürüttü gemileri. Biz de metroyu denizin altından yürüttük hamdolsun. 18 ayda şu anda 73 milyon 500 bin yolcu geçti. Bak nereden nereye. İnşallah şimdi Avrasya Tüneli de yapılıyor. Yine denizin altından. Devam ediyor inşaatı. Hızla. 2016'nın sonu veya 2017 o da bitiyor. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, iki tane biliyorsunuz kolye var Boğaz'ın üstünde. Şimdi üçüncüsü yapılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dünyanın en geniş ilk üç köprüsünden bir tanesi olacak. Dört gidiş, dört geliş. Ortasından da hızlı tren. Aynı şekilde İstanbul İzmir arası 3,5 saate iniyor. Ve İzmit Körfezi'nde bir köprü yapıyoruz. Dünyanın en uzun asma köprüsü. O da devam ediyor şu anda. Kardeşlerim, ya milliyetçilik bu ya. Bunları yaparsan ülkende milli bir değerin olur. Değil mi? Yamula Barajı'nı kim yaptı? Ya Yamula Barajı baraj değil ya, deniz deniz. Bir zamanlar birileri diyordu ki ben Kayseri'ye deniz getireceğim. Tabii kimse inanmadı. Ama biz getirdik. Elhamdülillah. Her yönüyle, her güzelliğiyle var mı? Var. E biz buyuz işte. Millilik bu. Milliyetçilik bu. Lafla yürümüyor bu iş. Ona göre benim Kayserili kardeşim bu hesabı da inanıyorum ki gayet iyi yapacak. Ve Allah'ın izniyle bu adımları da kararlı bir şekilde atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii önemli bir adım da şu. Değerli kardeşlerim, ana muhalefetin genel başkanı maalesef hep dürüst olmayan ifadelerle milletin karşısına çıktı. Ve bu süre içerisinde de bunun hep duvara çarptığı yer Kayseri oldu.
Biliyorsunuz değil mi? Ve Kayseri'de duvara çarpa çarpa hep devamlı tazminatlar ödedi. Ya niye bu kadar tazminatı ödediğin halde hala aynı şeylere devam ediyorsun? İşte maalesef, maalesef siz gerekli dersi verdiniz. Mahkemelerden de gerekli dersi aldı. Tamam da şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu yalanları nereden buldu ortaya çıktı. Meğer kendisi para vaadiyle bir şahsa önce kitap yazdırıyor. Sonra bu kitaptaki iftiraları belge diye gösterip milleti kandırmaya çalışıyormuş. Üstelik bu kitabı yazdırdığı şahsa vaat ettiği parayı da ödememiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerli bir vatandaş dediği bu adam şimdi dolandırıldım diyerek ortada geziyor. Ana muhalefetin genel başkanı bu yalanlarla asıl milleti dolandırmaya çalıştı. Ama olmadı. Millet iradesine sandığa sahip çıktı. Daha sonra bunlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir çatı kurup benim karşıma çıktılar. 14 parti bir araya geldi. Çatının çürük olduğu başından belliydi. Ama yine de umutlandılar. Biliyorsunuz 2007 yılında kardeşim Abdullah Gül'ün adaylığını da 367 diye bir garabet uydurup engellemeye çalışmışlardı. Biz her zaman en büyük hakem olarak gördüğümüz millete müracaat edince hamdolsun bu oyun tutmadı. Çünkü bunlar millette değil, vesayetle, paralel örgütle, bölücü örgütle, terör örgütüyle işbirliği yapmaya alışkınlar. Konu millete havale olunca her defasında elleri böğürlerinde kaldı. Sonuçta seçimlerden sonra Abdullah Gül kardeşimizi Cumhurbaşkanı olarak seçtik ama bu arada çok önemli bir şey daha yaptık. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ya, hak şerleri hayreyler, Arif Ağa'nı seyreyler, zannetme ki gayreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet, bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için önümüzü kesmeye çalışırlarken çok daha hayırlı bir işin kapısını açtılar. Bu krizi aşarken biz ne yaptık? Cumhurbaşkanını doğrudan milletin seçmesine imkan veren bir anayasa değişikliğini meclisten geçirdik. Referanduma götürdük. Milletimiz de %69'luk bir oranla bu değişikliği destekledi. 10 Ağustos 2014 tarihinde işte bu değişikliğe uygun olarak ilk seçim yapıldı. Cumhur, yani siz Cumhuriyet tarihinde ilk defa başkanını doğrudan kendisi seçti. Eskiden ne oluyordu? Nasıl oluyordu? Mecliste kavgayla, gürültüyle, pazarlıkta Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Hatta 1980 yılında tam, bakın burası çok önemli, 115 tur oylama yapıldığı halde Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bu da darbenin gerekçelerinden biri yapıldı. 2007 yılındaki 367 krizinin gerisinde de benzer bir heves vardı. Ama bu defa darbeciler değil, milletimiz doğrudan meseleye el koydu, sorunu kökünden çözdü. Darbe ve vesayet ortamında kendilerine iktidar yolu açmaya alışanlar ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. 10 Ağustos'ta kurdukları çatı tepelerine çökünce bu defa 7 Haziran için başka bir işbirliğini devreye aldılar. Değerli kardeşlerim, 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin 2019'a ve dolayısıyla 2023 hedeflerine giden süreçte çok önemli bir yol ayrımıdır. Bu yol ayrımının bir tarafında ana muhalefet partisini önüne katmış, sürükleyen iki örgüt var. Bunlar bölücü örgüt,
ve paralel örgüt. Milliyetçi olduğu iddiasındaki parti de bunların gölgesine sığınmış, onlarla aynı yolda yürüyor. Bir zamanlar okyanus ötesine verip veriştirenler şimdi onlarla bal kaymak olmuşlar. Ben buna eski Türkiye koalisyonu diyorum. Bakıyorsunuz seçim beyannameleri birbirinin kopyası. Meydanlarda aynı şeyi söylüyorlar. Sadece asgari ücret konusunda anlaşamıyorlar. Asgari ücreti de açık artırmaya çıkarmışlar. Birisi 1400 diyor. Birisi 1500. Birisi 1800. Birisi de çıkmış 5000 diyor. Herhalde 5000 diyene verirsiniz oyları. Ya böyle komik şey olur mu? Asgari ücret denilen olay bir korumadır, koruma. Ne demek? Yani sen bu rakamın altına inemezsin. Üzerinde ne veriyorsan işveren olarak ver. İster 2 ver, ister 3 ver, ister 4 ver, ister 5 ver. Şimdi kamu ne vereceğini o bilir. Ama özel sektör orada da o bilir. Ama ne diyor şimdi devlet? Diyor ki 980 veya 1000 bunun altına inemezsin. Yani SSK primini bunun üzerinden vereceksin. Her şey, kıdem tazminatı vesaire bunun üzerinden hesaplanacak. Ülkenin ve milletin geleceği için en küçük bir planları, projeleri yok. Sadece hükümete ve şahsıma saldırıyorlar. Hadi hükümeti anladık. Bana niye saldırıyorsunuz? Ben seçime girmiyorum ki. Benim de herkes gibi bir tane oyum var. İnşallah 7 Haziran'da gidip gönlümdeki parti hangisiyse onun için kullanacağım. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ediyorlar. Cumhurbaşkanı meydana inmesin. Cumhurbaşkanlığı konuşturmayın. Değerli kardeşlerim, Yüksek Seçim Kurulu da tabii hepsinde de reddetti. 4 kez. Sevgili kardeşlerim, Cumhurbaşkanını engelleyemezsin. Cumhurbaşkanı konuşur ya. Meydanlarda konuşur, televizyonlarda konuşur. Ve Cumhurbaşkanının biliyorsunuz vatana ihanet dışında bir suçu da olmaz. Olay bu. Ama bunlar anayasa da okumuyorlar. Baba yasa da okumuyorlar. Hiçbir şey okudukları yok. Siyaseti proje üzerinden değil, şahıslar üzerinden yapmak kolaylarına geliyor. Haklarını yemeyelim. Hiç projeleri yok da değil. Ortak bir iki projeleri var. Nedir onlar? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırmak. Ya şu aile bak ya. Ne günlere geldi. Şimdi ana muhalefet ne diyor? Ben diyor İmam Hatip okullarını kaldırmayacağım. Nerede diyor bunu? Kayseri'de. Ya sen kimi uyutuyorsun be? 1+8+4 diyorsun. Bu formülü geçmişte de uyguladınız zaten. İmam Hatiplerin orta kısmını öyle kapattınız. Şimdi de 8 diyorsun. İlkokulla orta birleştiriyorsun. Ondan sonra +4 diyorsun. 8'i bir tarafa, 4'le devam. Oyun bu. Kayseri yutar mı bunu? Yutar mı Kayseri bunu? Ben de meydanlarda bunu söylüyorum. Çünkü İmam Hatiplerin orta kısmını kapattılar. Meslek liselerine aynı şeyi yaptılar. Bir anda İmam Hatiplerin sayısı, öğrenci sayısı 600 binden 60 bine düştü. Şimdi açılınca 60 binden 1 milyona çıktı. Şimdi bunları rahatsız eden bu. Bir şey daha söylediler. Kim söyledi? Terör örgütünün arkasında olduğu parti. O ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in mealinin Kürtçe olarak basılmasına karşı çıkıyor.
Niye rahatsız oluyorsun? Benim Kürt kardeşim eğer Türkçeyi bilmiyorsa onlar da bunu okusun. Ve bakıyorsun onların başındaki şahıs diyor ki bunu sadece Cumhurbaşkanı için hazırlamışlar, ona gönderdiler. Ya dürüst ol, dürüst. Dürüst ol. Onlardan Diyanet İşleri Başkanlığımız 10 bin adet bastırdı ve Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya gönderdi. Ve utanmadan, sıkılmadan Diyanet İşleri Başkanımızın altındaki Mercedes'e taktılar. Ve ne dediler? Bu Mercedes'in değeri 1 milyon. Yani 1 trilyon. Halbuki böyle bir rakam yok. 330 bin liralık bir Mercedes. Ya bugün koskoca Diyanet İşleri Başkanımızın makama tahsisli bir Mercedes'e binmesinden daha doğal, daha tabii ne olabilir? Bu makam şu anda bizim manen en yüce makamlarımızdan bir tanesi. Ama ona kafayı taktılar. Niye? Çünkü bunlar dinden rahatsız. İslam'dan rahatsız. İşte bir tane müftü, sözde müftü bunu aday gösterdiler. Ne diyor? Benim partimin dini. Bakın çok önemli. Zerdüştlük olsa ben yine de aday olurdum. O zaman sen Zerdüşler'in müftüsü olsaydın ya. Ne işin var senin İslam'ın müftüsü olarak ortada olmaya? Neleri yaşıyoruz? Biraz edep denilen bir şey olur. Ama bunlarda bu da yok. Şimdi bir ortak projeleri daha var. Ne diyorlar? Geçmişte CHP zihniyetine hizmet edenler öyle derdi. Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter. Şimdi terör örgütünün arkasında olduğu da ne diyor? O da çok manidar. Taksim bizim Kabe'mizdir diyor. Kardeşlerim, gayret önemli. Ve şimdi biliyorsunuz Menderes'in akıbetiyle bizi tehdit eden savcılar çıktı. Ana muhalefet genel başkanı bu savcıya hukuk adamı diyor. Dün de AKP'nin militanlarına hukuk adamları diyordu. Bugün paralel örgütün militanları için aynı sıfatı kullanıyor. Tabii bunların hukuktan anladıkları 27 Mayıs hukuku olunca paralel örgütün ve terör örgütünün militanlarını da hukuk adamı olarak görürler. Kayseri'de teröriste terörist derler, öyle mi? Bunlar hukukçu filan değil. Örgüt militanı. Adana'daki MİT tırları meselesini hatırlıyorsunuz değil mi? Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerine yardım götüren tırları paralel örgütün savcıları, polisleri, askerleri durdurup tüm dünyaya bir mesaj vermeye çalıştılar. Amaçları Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren bir ülke gibi göstermekti. Maalesef milliyetçiyim diyenler bile bizim karşımıza dikildiler o zaman. Bunun adı açıkça vatana ihanettir. Benim gönlümde de, milletimin gönlünde de bunlara verilecek ceza aslında bellidir. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Hem de onlara rağmen bir hukuk devleti. Bizim ana muhalefetin genel başkanının özlediği 27 Mayıs hukukunun bunlara dahi uygulamasına gönlümüz razı gelmez. Hamdolsun. Ne demiştik? İstanbul'da yaslı adayla sivri adayı başbakanlığım döneminde söylemiştim. Projeyi hazırlatıyoruz. İnşallah burayı demokrasi ve özgürlükler adası yapacağız demiştik. Ve şimdi Başbakanımız Ahmet Bey, bakanlar hep birlikte 14 Mayıs'ta gittiler, temeli attılar. Hayırlı olsun. İnşallah bir yıl sonra bitecek. Demokrasi ve özgürlükler adası olarak tüm dünyaya oradan mesajlarımızı vereceğiz. Her şey devlet ciddiyetine uygun şekilde yürüyor. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nda bu ihanet şebekesiyle ilgili karar alındı.
Bakanlar Kurulu bu kararın gereğini yerine getirecek. Tüm kurumlarda bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri harfiyen uygulayacak. Fakat bugünlerde bakın bir şey daha oldu. Mısır'da biliyorsunuz %52 ile milletin oylarıyla iş başına gelen Mürsi'yi ve arkadaşlarını 122 kişi idama mahkum kararı aldılar. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de de bu haberi Doğan Medya Grubu nasıl verdi? Şok karar. %52 ile evet idam. Ey Doğan Grubu. Seni muhatap almam. Ama şunu bilmen lazım. Siz affedersin hayatınızı korkuyla geçiriyorsunuz. Şunu bil. Biz bu yola çıkarken her zaman söyledim söylüyorum. Kefenimizi giyerek çıktık. Bizim ölümümüz şahsiyetlidir. Mürsi'nin idamı şahsiyetlidir. Nitekim eşi de çocukları da mahkemeye bile gitmediler. Niye? Biz bu mahkemeyi kabul etmiyoruz dediler. Değerli kardeşlerim, işte onur budur. Şahsiyet budur. Ve o insanların hiçbirisi adam öldürmediler. Kimseyi katletmediler. Ama buna rağmen onun Milli Savunma Bakanı olan bu darbeci Sisi şu anda kendi memurlarıyla bu kararı aldırdı. Ben buradan tabii tekrar Avrupa'ya sesleniyorum. Dünyaya sesleniyorum. Ey Avrupa, ey Batı, hani Avrupa Birliği'nde idam yasaktı? Peki niye sesiniz çıkmıyor? Niye siz darbeci Sisi'nin yanında yer aldınız? Tüm dünyaya sesleniyorum. Uluslararası kurumlara sesleniyorum. Niye yanında yer almadınız? Niye yaptırım uygulamadınız? Türkiye'de gezi olayları olduğu zaman bütün medyanızla, her şeyinizle bize saldırdınız. Gezi olaylarında ne olmuştu? Dert başkaydı. Türkiye'yi zaafa uğratmak. Ama başaramadılar. Bittiler, tükendiler. Zannettiler ki ekonomik olarak çökerteceğiz. Onu da başaramadılar. Ve değerli kardeşlerim, Mürsi'ye ve arkadaşlarına karşı yapılan bu olay yenilir yutulur bir olay değildir. Dünyanın buna sessiz kalması bilesiniz ki kendini inkarıdır. Eğer demokrasi diyorsanız, sandık diyorsanız şu anda dün açıklanan bu kararla evet sandık idama mahkum edilmiştir. Demokrasi idama mahkum edilmiştir. Milli irade idama mahkum edilmiştir. Doğan Grubu, sen de avucunu daha çok yalarsın. Beraber hareket ettiğiniz paralel örgüt, aynı şekilde siz de çok avucunuzu yalarsınız. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok. Onun için de namazımızdan şüphemiz yok. Biz işte sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır diyerek bu yola çıktık. Ve biz ona inandık. Ona teslim olduk. Ve bu yolda da değerli kardeşlerim böyle yürüyeceğiz. Böyle yürümekte kararlıyız. Ve tabii ki Adana'da MİT tırları ihaneti bile bu örgütün asıl gayesini ortaya koymaya yeter. KPSS sorularını çalarak yüz binlerce gencimizin geleceğinin, umutlarının, hayallerinin gasp edilmesi dahi bunların gerçek yüzünü anlamaya yeter. Türkiye'nin enerji projelerini
savunma sanayi projelerini, dış politika stratejilerini dinlemeler ve kayıtlar yoluyla internet üzerinden yabancılara servis etmenin adı belli değil midir? Değerli kardeşlerim, işte gerek Mürsi konusu, gerekse şu adaletsiz adımlar bize şunu hatırlatıyor. Mürsi şayet idam edilirse, ki inanmıyorum, İnşallah edilmeyecek, edemeyecekler. Terör örgütüyle mücadele hayatını kaybeden bir kardeşim şehitlik rütbesine erişmiş olacaktır. Değerli kardeşlerim, ben de eğer böyle bir akıbete uğrarsam Rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfedecektir diye inanıyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir yerde, hiçbir makam karşısında, emperyal güç karşısında eğilmek bugüne kadar hamdolsun olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Şunu unutmayın. Şehitler Tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Biz bu yola Şehitler Tepesi'nde kendimizi bekleyen yeri şerefle, şanla, gururla başımızın üzerine koyarak çıktık. Biz ölürsek bu yolda şehit oluruz. Asıl o malum takım, onlar ölünce ne olacaklar, onlar düşünsünler. Bakın, milletimiz Menderes'i Şehit Başbakan Adnan Menderes diye yad ediyor. Onu dar ağacına gönderenleri ise nasıl anıyor biliyorsunuz. Ancak demokrasi düşmanları olarak, millet düşmanları olarak, vatan hainleri olarak anıyorlar. Şimdi ben bunlara diyorum ki siz tehdidi bırakın. Milletin geleceği için, evlatlarımızın geleceği için ne yapacaksınız? Onlara anlatın. Ey Kılıçdaroğlu, ey Doğan medyası, ey Pensilvanya, ey Kandil, aslında cevap vermeye bile değmezsiniz. Ama size tekrar bir tek sözüm var. Hak yolunda kefenimizi giydik. Evet, biz buna inandık. Böyle iman ettik. Bizi şehitlerin akıbetiyle tehdit ederek yolumuzdan çevireceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu millet size ne kadar yanıldığınızı inşallah 7 Haziran'da bir kez daha gösterecek. Onun için ben buradan tüm Kayseri'ye, ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. 7 Haziran'da bu oyunları sandıkta siz bozacaksınız. Siz, biz sizin derdinizin, sevgili kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar, bizim aşkımız belli, derdimiz belli. Ve üstadın diliyle, Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz, biz böyle çıktık bu yola. Ne yandan eserlerse etsinler. Bu milletin istikametini değiştirmeye bunların gücü yetmeyecek. Biz milletimizle birlikte son nefesimize kadar Rabia'mızı tekrarlamaya devam edeceğiz. Rabia, bizim Rabia'mız. Bunu biliyorsunuz değil mi? Hep birlikte haykıralım.
Türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet. Ne demek bu? Sadece Türk milleti mi? Hayır. Tek millet kavramının içinde Kürdü var, Arabı var, Lazı var, Çerkezi var, Gürcüsü var, Abazası var, Boşnağı var, Romalı var, Arnavutu var. Türkiye'de ne kadar etnik unsurdan yaşayan varsa hepsi bu tek millet kavramının içindedir. Onun için İmam Hatipli vatandaşım, siz bu ümmet kavramını iyi öğrenin. Hepsi bunun içinde. Avşar da var, Ağızkalı da var. Hepsi bunun içinde. Ne varsa diyorum, hepsi bunun içinde. Ayrım yok. Çünkü biz yaratılanı, yaradanları ötürü sevdik. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar. Biz, hani kafatası milliyetçileri var ya, biz onlardan değiliz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İki tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, her yıldız bir şehittir. Tamam? Ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanımız da 780 bin kilometre kareyle. Kimse bu vatan toprakları üzerinde operasyon düşünmesin. Onlar da avucunu yalar. Ve karşısında evet devletimizi tüm kurumlarıyla bulur. Ve asla burada en ufak bir tereddüt olamaz. Ve dördüncüsü tek devlet. Devletin içinde devlet. Olmaz. Kim ki paralel devlet böyle bir yapılanma düşünüyor ki düşünüyorlardı, hesap bozuldu. Ya başbakanı dinliyor ya. Şunlara bak, hayasızlara bak, terbiyesizlere bak. Başbakanı ofisinde dinliyor, Cumhurbaşkanı'nı dinliyor, Anayasa Mahkemesi'ni dinliyor, hale bak. Dışişleri Bakanı özel bir toplantı yapıyor, Suriye ile ilgili onu dinliyor. Şu hale bakın. Bütün bakanlıklarda yaptıkları iş bu. Ve bunu utanmadan, sıkılmadan da satıyorlar. Şimdi sussuzsa bu zat çıksın gelsin, niye gelmiyor? Ve ben 10 yıldır kendisine gelmesini söyledim. Ama gelmiyor. Demek ki suçunu biliyor. Biliyor. Onun için gelmedi. Değerli kardeşlerim, şu anda yeni Türkiye yolunda yürümeye hazır mıyız? Yeni anayasaya hazır mıyız? Başkanlık sistemine hazır mıyız? Benim sizden şimdi Cumhurbaşkanı olarak bir ricam var. Ne istiyorum biliyor musunuz? Bir olacağız. Çok daha sesli. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hacı Bektaş Veli bu nasihati yapıyor bize. Hazırsınız değil mi? Biliyorum bu güneşte çok yandınız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey
Kayseri'yi hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kurdalasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Hazır mıyız? Maşallah. Şöyle Erciyes'e bir bakayım ya. Karlar dökülmeye başladı ha. Sizin bu aykırışınız Erciyes'i bile inletti maşallah. Hazır mıyız? Tüm Esenler Kayseri'ye, Kayserili kardeşlerime hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah.